Gökmenzade ile Full Net Edebiyat başlıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Batı Edebiyatı'ndan Türk Edebiyatı'na giren nazım şekilleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sone, bunlardan ilki 4 artı 4 artı 3 artı 3 toplam 14 mısradan oluşuyor. İtalyan Edebiyatı'nda, Fransız Edebiyatı'nda ve İngiliz Edebiyatı'nda farklı kafiye örgülerine sahip. Kafiye örgüleri şu şekilde hemen gösteriyoruz. 13 ve 14. mısralar İngiliz edebiyatında farklı. A, B, B, A, A, B, B, A. Bu birinci dörtlükler kafiyelenişi aynı. Üçlüklerde ise C, C, D, E, D, E İtalyan edebiyatında. Fransız edebiyatında ise C, C, D, E, E, D şeklinde. Genelde 14 mısradan oluştuğu söylenir. Sorularda ya da metinde verilir. Aşağıdakiler hangisi diye de ifade edilir. Terzerime ise 10 mısradan oluştuğu beyan edilir. Bu 10 mısranın dağılımı şu şekildedir. 3 artı 3 artı 3 artı 1. Yani 3 tane 3, bir tane birlik. Toplam 10 mısradır. A, B, A, B, B, C, C, D, C ve E şeklinde bağımsız son mısrası. Ottoverime ise Ottoverime oldukça çok sayıda bentten oluşur. Bent, 8'li bentler bunlar. Mesela Abdülhak Hamit Tarhan'ın Makber adlı şiiri 295 bentten oluşuyor. Tabii ki Makber önemli bir şiir. Ottoverime çoğu kitapta da yer almıyor. Burada biz es geçmedik. Tanzimat Edebiyatı döneminde Abdülhamit Tarhan tarafından, Abdülhak Hamit Tarhan tarafından eşi Fatıma Hanım için yazılan Makber şiir var. Meşhur biliyorsunuz. 8'li bentlerden oluşuyor. 295 bentten. Oldukça uzun şiirler yazılabiliyor Ottoverime. Buna tekrar döneceğiz hepsine. Triola ise 2 tane mısra oluşuyor önce. Sonra 2 tane de dörtlük. Toplam 10 mısradan oluşuyor. Burada biz önce dörtlükleri sonra ikiliye yazdık. Kitaplarda İkili önce de olabilir. Sonra iki tane dörtlük. Yani şu şekilde iki mısradan oluşan şiirin birinci mısrası A kafiyelidir. Birinci dörtlük buna göre A, A, A olur. İkinci mısra B kafiyelidir. Buna göre de ikinci dörtlük B, B olur. Balad ise bu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20'ye kadar bentlerden oluşur. Bu bentler uzun bentlerdir. Birinci bent hece sayısı neyse, mesela 8 mısra ise hepsi 8 mısra olur. En sonda 2 mısralık, 3 mısralık ya da 4 mısralık küçük bir sunu oluşur. Bu çok önemli. Sunusu vardır. Buradan yakalayabilirsiniz. Balatları sunu olarak el almanız gerekiyor. Biz yine buradan tekrar son ile devam edelim. Demek ki kaç taneymiş Batı tarzında Türk Edebiyatı'na giren Batı'dan şiir şekilleri. Toplam 5 tane. Kitaplarda 4 taneye yer veriliyor genelde. Aslında en önemlisi Ottoverime ki Tanzimat Edebiyat döneminde Abdülhak Hamit Tarhan'la ilk defa edebiyatımıza giriyor ve ilk girendir bu aynı zamanda. Diğerleri Servet Fünun Edebiyat döneminde giriyor. Sonra 14 dizeden oluştuğu burada mutlaka beyan edilir. Sorularda da bu şekilde karşınıza gelir. Konu olarak da duygusal konular, yani lirik şiirlerdir bunlar. Lirik konular ele alınır. Bunlar verilmek zorundadır. Fransız ve İngiliz edebiyatında farklı kafiye örgülerine sahip bir şiir türü. Uyak düzenini bu şekilde alabilirsiniz. Terzerime'de 10 mısra yine verilir. Terzerime'yi de 3 artı 3 artı 1 şeklinde kodlamanız gerekiyor. Yani 3 tane dizeden kurulu bentler vardır. Sonunda da bir tane. Yine bu İtalyan edebiyatında dünya edebiyatına yayılan bir nazım şekli. Terzerime burada ne gelebilir? Terzerime Dante'nin o meşhur ilahi komedisi var biliyorsunuz. Dante'nin ilahi komedisi Terzerime şeklinde yazılmış bir eserdir. Türk edebiyatında ise ilk defa Tevfik Fikret kullanıyor Terzerime'yi. Tevfik Fikret deyince biliyorsunuz Servet-i Fünun Edebiyatı aklımıza geliyor. Servet-i Fünun Edebiyatı döneminde Şehrayin diye bir şiir var. Meşhur şiiri. O şiirde
kullanıyor fakat daha sonraları çok kullanılmayan bir nazım türü. Triyole, yine triyolede burada tersine yazmışız. Önce ikilikler geliyor. İki mısra geliyor yani A, B. Sonra da bu iki mısranın birinci mısrası A olduğu için birinci dörtlük A, A, A şeklinde kafeleniyor. İkinci mısra B olduğu için de ikinci dörtlük B, 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 B şeklinde kafeleniyor. Bu dizeler de önemli tabii ki. Bu dizeler kendi aralarında anlam olarak birbirleriyle örtüşmesi gerekiyor. Yani kafiye örgüsüne de göre de anlam şekilleniyor. 10 mısra bu şekilde verilir. Terzerima ile triyolayı ayırt etmenin yolu birisi 2 artı 4 artı 4, diğeri ise 3 artı 3 artı 3 artı 1 şeklinde. Balat burada önemli. Yahya Kemal'i yazdık oraya, görüyorsunuz en başa. Yahya Kemal balatlarıyla meşhur şairimizdir. Batı şiirinden efsaneler ve masallar daha çok anlatılır. Ya da efsane ve masalları andıran şiirlerdir bunlar. Acıklı olayları, gülünç olayları, dedikoduları ele alan şiirler. Bir bakıma manzum destanlarda diyebiliriz bunlara. Burada dikkat etmemiz gereken ise sunu kısmı önemli. Mutlaka her balatın bir sunusu vardır. Bu sunular ise yine 2, 3, 4, 5 dizeden. Asıl vermek istenilen mesele de burada sunu da ortaya konulur. Aslında dua şeklinde de olabilir bu. Ya da krallara sunu şeklinde de olabiliyor. Allah'a dua. Bizim bir bakıma kasidedeki işte Fahriye bölümleri, Metiye bölümleri gibi bölümler. Ottovarima ile ilgili, tabii bu Ottovarima yine İtalyan edebiyatından dünya edebiyatına yayılmış bir nazım türüdür. İtalyanların en ünlü şairlerinden Giovanni diye bir şair ilk defa kullanıyor bunu. Kafiye örgüsü A, 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 B, B, X, A şeklinde. Tabi burada A, B, A, B, A, B, C, C şeklinde olan otovarima türleri de var. Otovarimanın konusu aslında biraz da bizdeki epik şiirler, yani kahramanlık konularını işleyen şiirler. Kahramanlık konularını işlerlerken Cervantes'in Don Quixote adlı o meşhur dünya klasiklerinde, aynı zamanda modern romanın ilk örneği olan Don Quixote eserinin ün kazanmasından sonra kahramanları alay alan, onlarla dalga geçen, tiye alan ya da sahte kahramanları anlatan, onların günüşlüklerini ortaya koyan şiirler otovarima olarak yazılıyor. Tabi gerçek kahramanları anlatan otovarima şiirler de bu yüzyıldan sonra devam ediyor. Ama bunun yanında alaycı, sahte kahramanları anlatan şiirler de otovarima tarzında anlatılıyor. Bizde ise Abdullah Hamid Tarhan, eşim Fatıma Hanım, biliyorsunuz Hindistan'da Abdullah Hamid Tarhan devlet görevlisiydi. Oradan eşi ciddi rahatsızlanınca onu İstanbul'a getirirken yolda eşi Beyrut'ta vefat ediyor ve Beyrut'a gömüyor. 295 bentten oluşan o meşhur Makber şiiri otovarima tarzında. Konusu neymiş? Ölüm, acıklı hüzün. Demek ki biz Abdülhak Hamid Tarhan otovarimayı Batı edebiyatından alırken sadece şekil olarak almış ama içerik olarak kahramanlık konuları işlememiş. Kendine has şahsi konular işlemiş. Ben o şiirden biraz okuyayım. Eyvah ne yer ne yer kaldı, gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti ebede, gelip ezelden. Ben gittim oh aksar haksar kaldı, bir köşede tarımar kaldı. Belki o enesi dilden eyvah, Beyrut'ta bir mezar kaldı. Batı tarzında, batıdan bize giren şiir şekiller bu şekilde. Gökmenzade ile Full Net Edebiyat burada sona erdi. Başarılar diliyorum hepinize.